Gerçekten çok güzel bir filmdi. İzlediğim en iyi filmlerden bir tanesi kesinlikle. Keşke devamı gelse ya. Çok isterdim bu filmin devamını görmeyi. Yavrum Muhittin ne oldu ya ben anlamadım şimdi o adam uzaya mı çıktı? Muhittin değil de ben söyleyeyim amdacığım. Evet o adam büyük ihtimalle uzaya çıktı. Öncelikle bahsetmek istediğim çok ufak bir şey var. Bu benim 101. videom. Yani 101. kez karşınıza çıkıyor ve sizlere kendi fikirlerimi sunuyorum. Beni bunca zamandır takip eden ve destekleyen herkese teşekkürler. Diğer youtuberlar 100. videoda böyle bir şey yaparlar genelde. Ha işte bizim farkımız olsun diyerek ben de bu konuşmayı 100. videoda değil de 101. videoya sakladım. Demek isterdim ama dün attığım videonun 100. video olduğunun farkında değildim ben. Bu yüzden de bu konuşmayı 101. videoya sakladım. Neyse biz devam edelim artık. Hızlı ve Öfkeli serisi Hollywood'un arka sokaklarına dönmüş durumda neredeyse. Serinin ilk filmini sinemada seyretmiş olan insanlar şu anda çoluk çocuk sahibi. Hatta belki de torun torba sahibi oldular. Hızlı ve Öfkeli serisinin her filminin başında last ride last ride, son sürüş son sürüş diye diye adamlar 9-10 tane film çekti ya. Helal size sevgili yapımcılar. Laf ettiğime bakmayın sakın. Ben de sizler gibi sadece Hobbs ve Shaw filmi hariç bütün seriyi de izledim. Her ne kadar başlarda seriyi çok seviyor olsam da sonlara doğru seriden ve karakterlerden kopmaya başlamıştım. Ama yine de filmleri izlemek iyi hissettiriyordu bana. Kimi zaman mantıktan yoksun aksiyon sekansları, aksiyon dozacımı dolduruyor, uçuk kaçık araba sürme sekansları da ehliyet alma isteğimi tetikliyordu. Şaka bir yana bunların dışında çok uzun süredir bizlerle oldukları için bu seriye ve bu seride bulunan karakterleri ben gerçekten seviyorum. Her ne kadar kimileri çok iyi işlenmemiş olsa da en azından göz aşinalığından bağlıyız biz bu seriye ve bu karakterlere. Onları gerçekten de seviyoruz. Hızlı ve Öfkeli serisinde biz bir aile izlendiğinde gerçekten de o ailenin sıcaklığını hissedebiliyoruz. Ve bu çok güzel bir şey aslında. Ama şu anda çok kızgınım. Evet çok kızgınım çünkü efendim iyisiyle kötüsüyle şöyle böyle sevdiğimiz Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin geliyor olması yetmiyormuş gibi adamlar filmin bir kısmının uzayda geçeceğini açıkladılar. Duyanlar vardır da Duymayanlar da söyleyeyim. Şaka yapmıyorum. Yemin ederim şaka yapmıyorum. 9. filmin bir kısmı uzayda geçecekmiş. Adamlar bunu ciddi ciddi açıkladılar. Sanırım artık Dom ve kardeşi Mars'ta araba yarışı yapacaktırlar. Şu abla ile bizim şu ablamız da ay üzerinde danslı dövüş yapacaklar herhalde. Yazık ettiklerini düşünüyorum bunca güzel karakterlere. Bana kalırsa hızlı öfkeli serisi en azından 7. filmde bitmeliydi. Tam da orada güzeldi işte. Tam orada tadındaydı seri. Eğer orada bıraksalardı inanın şu anda Hızlı ve Öfkeli serisi ne güzeldi ya falan diyerek anlatıyorduk birbirimize. Eski filmleri ve eski filmlerin verdiği tadı gerçekten o kadar özlüyorum ki anlatamam. Fakat şimdi bu seri öyle bir hal aldı ki seri uzaya kadar taşındı. Adamlar resmen hayran kitlesiyle dalga geçiyor ya. Gerçi zaten Hızlı ve Öfkeli serisi yerçekiminin tam olarak bulunmadığı ve pek de yerçekiminin olmadığı aynı zamanda fizik kurallarının da henüz ortaya çıkmamış olduğu bir evrende geçtiği için serinin uzayda geçmesine de pek şaşırmamak gerek diye düşünüyorum ben. O yüzden ettiğim lafları geri alayım da şey olmasın. Ha seriyi çok sevenler dislike abandıysa efendim tamamdır bu iş. Valla arkadaşlar biliyorum özellikle Türkiye'de bu filmlerin çok fazla seveni var. Şunu da belirtiyorum tekrar. Ben de seviyorum bu serileri. İyisiyle kötüsüyle sevdim ben onları. Lakin biz bu seriyi sevdikçe adamlar bu işin suyunu çıkarttılar. Çekecek bir şey bulamayınca da uzaya çıktılar. Biz getirdik onları bu hale, bu konuma. Burada bana da laf ediyorum tabi. Ama siz bir de bu seriyi eleştirenleri kızar. Siz bir şeyleri anlamıyorsunuz diye onlara ve bana karşı çıkarsanız serinin yapımcıları doğal olarak soyun çıkartırlar serinin. Ve sizin tepenize çıkarlar. Gerçi adamlar bizim tepemizde geçip uzaya çıktılar ya. Hadi hayırlısı.